Gözcü Frederick Floyd, buzdağını gördüğünde deniz yassı bir zeminden farksızdı ve gökyüzü parlak yıldızlarla kaplıydı. Büyük bir telaşla geminin çanını 3 kez çaldı ve telefonundan kaptan köşküne "Tam karşımızda bir buzdağı var" diye seslendi. Telefona çıkan 6. subay teşekkür ederek telefonu kapattı ve batması olanaksız Titanik'in 2224 yolcusu ve mürettebatı için korku ve dehşet dolu 2 saat 40 dakika böylece başladı. 14 Nisan'da 1912 yılında gözcüden uyarı geldiğinde saat 23.40'tı. Dev gemi hemen iskele tarafına dümen kırsa da çok geç kalınmıştı. Gözcünün buzdağını görmesinden yaklaşık 37 saniye sonra Titanik buzdağının yanına sürtünmüştü. Aslında bu buzdağı Titanik'i çok ama çok uzun süredir bekliyordu. Buzdağının hayatı tutan Camon'un Mısır firavunu olduğu dönemde Grönland'ın batı kıyılarına M.Ö. 1300 yıllarında yağan karla birlikte başlamıştı. Yüzyıllar boyunca üzerine yağan karla giderek büyümüş ve sonunda buzulun içindeki donmuş suyun dev kütleyi denize doğru iteklemesiyle buzdağının Kuzey Atlantik'e olan yolculuğu başlamıştı. Kaptan Köprüsü'nde gemi subayları tehlikeyi ucuz atlattıkları için birbirlerini kutluyorlardı. Ancak su kesimi altında 70 metrelik bir yarıktan büyük bir hızla içeri su dolduğunun henüz farkına varamamışlardı. Titanik faciasından sağ kurtulan geminin serdümenlerinden George Rowe çarpışmayı daha sonra şöyle anlatacaktı. "Teknenin garip bir biçimde titrediğini fark ettiğim anda tehlikeyi anlamıştım. Hava birden soğumuştu. Soluğum havada donuyordu. Sonra buzdağını gördüm. Hiç unutamayacağım bir şeydir bu. Önce teknenin yanından kayıp giden beyaz bir hayal görünce yelkenli bir gemiye çarptığımızı sandım. Binlerce lomboz deliğinden taşan ışıkta buzdağının dümdüz yüzeyi ıslak bir yelkeni andırıyordu. Kenara koşup baktığımda bunun bir buzdağı olduğunu fark ettim. Gökyüzünü örtecek kadar büyüktü. Diğer buzdağlar arasında bir dev gibi yükseliyordu. Kaptan köşkünden bile yüksekteydi. Birkaç saniye inanamayarak baktım. Elimi uzatsam tutabilirdim. Sonra birden karanlıkta kaybolup gitti. Gemi kaptanı Edward Smith, dünya harikası bu geminin yara aldığını anlamış ama telaşlanmamıştı. Ne de olsa Titanik batmazdı. 4 gün önce ilk sefer için Southampton'dan New York'a doğru yola çıkarken gururla söylenen tek şey buydu. Titanik batmaz. Peki neden battı? O, White Star Line şirketinin gurur kaynağıydı. 46.328 gross ton ağırlığı, 269 metre uzunluğu ile 1912'de yapımı tamamlandığında dünyanın en büyük buharlı yolcu gemisi unvanını kazanmıştı. Geminin planının çizimlerine 1907 yılında, inşasına ise 31 Mart 1909'da başlanmıştı. 11.000'i aşkın işçi devasa geminin yapımını ancak 3 yılda tamamlamıştı. Ve böylece ihtişam, gösteriş ve konfor bakımından tüm rakiplerinin özenle baktığı bir gemi ortaya çıkmıştı. Ve gemi devasa büyüklüğüne yakışır bir biçimde Yunan mitolojisindeki dev tanrıların yani Titanların adını almıştı. Titanik 10 Nisan 1912'de ilk seferi için İngiltere'den New York City'ye açıldığında Atlantik'i geçen herhangi bir gemi değil, herkesin seyahat etmek istediği bir gemiydi. 1912'de Titanik ilk ve son seferine açılırken gemiye binme ayrıcalığına sahip olanlara herkes imrenmişti. Geminin 269 metrelik gövdesi 14 su geçirmez bölmeden yapılmıştı. Karinası da çiftti. Yani dünyanın en güvenli gemisiydi. İç içe geçen güverteleri, su tahliye pompaları, son teknoloji elektrikli cihazları sayesinde yolculuğun güven içinde tamamlanacağına dair kimsenin şüphesi yoktu. Üstelik o dönem inşa edilen gemilerin alt kısmı boş oluyor, bir darbe alması durumunda içi anında suyla doluyordu. Ama Titanik'te durum farklıydı. Daha önce olmayan bir yeniliğe sahipti. Tasarımcılar alt kısmın boş kalması yerine belli aralıklarla bölmeler yerleştirmişlerdi. Bu bölmelerde bir sorun durumunda uyarı sistemiyle kaptan köşküne ulaşılıyor, köşkten ise bölmelerin kapakları hemen kapatılabiliyordu. Kısacası bir bölme su alırsa, kaptan köşkünden yapılacak müdahale ile kapatılan kapaklar suyun diğer bölmelere yayılmasını engelliyordu. Gerçekten de Titanik ilk 4 bölmesi tümüyle su alsa bile batmazdı. Ancak beklenmeyen yaşanmıştı işte. Buzdağ ilk 5 bölmeyi yarmıştı. Bir de üzerine teknenin yapımındaki bir gariplik yüzünden 5. bölme diğerleri kadar yüksek değildi. Bu yüzden ilk 4 bölme su alınca geminin burnu batıyor, sular 5. bölmenin üstünden 6.'ya, oradan 7.'ye ve 8.'ye geçiyordu. Titanik'in batmaz sanılması sadece bir yanılgıydı. Belki de yapımında hata olmasaydı ne Titanik batacak ne de Titanik faciasında 1513 kişi hayatını kaybedecekti. Peki, bölgede buzdağlarının varlığı bilindiği halde
Titanic neden 22 mil hızla gitmekteydi? Çarpışmadan hemen önce transatlantik tam yol ilerlemekteydi. Oysa diğer gemilerden alınan telsizlerde Titanic'in buzdağları bölgesine girmekte olduğu bildirilmişti. Saat 21.40'da son olarak Messaba, Titanic'e bölgede buzdağı olduğuna dair uyarı mesajı göndermişti. Bu mesaj telsiz odasındaki görevliler tarafından alınmış ama bazı ihmaller nedeniyle Kaptan Köşkü'ne ulaşmamıştı. Eğer bu mesaj Kaptan Smith'e iletilmiş olsaydı belki de 1513 kişinin hayatı kurtulabilirdi. Çünkü bundan bir saat önce Kaptan Smith, nöbetçi subayı ile buzdağı tehlikesini konuşmuş, gözcülerin çok dikkatli olmaları için emir vermişti. Ama hız kesecek kadar ciddi bir durum göremediği de belliydi. Onlarca sorunun içerisinde birisinin cevabı çok önemli. Titanic'in 2224 yolcusuna ve tam kapasitesi 3547 kişi olmasına karşılık neden 1178 kişi alabilecek 20 can filikası vardı? Oysa transatlantiğin 48 filika alacak yeri bulunuyordu. Hatta geminin yapımı sırasında dizayn bölümünün başı 48 filika taşıyacak bir model de sunmuştu. Ama bu model kabul görmemişti. Nedeni de geminin güzelliğine gölge düşürecek olmasıydı. Titanic için görünüm öyle önemliydi ki 4 bacası olmasına karşın sadece 3 bacası faal olarak çalışıyordu. 4. baca yalnızca gemiyi daha güzel göstereceği için bir süs olarak eklenmişti. İşte bu güzelliğin borcunu ne yazık ki masum insanlar canıyla ödeyecekti. Ama aslında Titanic faciası ucuz da atlatılabilirdi. Yanıtlanmamış sorulardan en büyüğü, daha önce Titanic'e buzdağı için uyarı mesajı göndermiş olan Kaliforniya'na ilişkindir. Tehlike yüzünden Kaliforniya'nın Titanic'in battığı yerin yalnızca 8 mil uzağında bulunuyordu. Ama Titanic tamamen sulara gömülmeden yardıma gelemedi. İşin detayına inecek olursak, 6000 tonluk Kaliforniya'nın olaysız bir gece geçirmekteydi. Akşam üzeri telsizcisi Titanic'e buzdağı tehlikesini bildirmeye çalışmıştı. Titanic'in telsiz görevlisi ise saatlerdir zengin yolcuların yüzlerce mesajını iletmekten bunaldığından ona kapa çenenin yanıtını vermişti. Bu kaba karşılık karşısında Kaliforniya'nın telsizcisinin kalbi kırılmış ve nöbeti sona erdiğinde telsizini kapatarak kamerasına gitmişti. Saat 23.30 gibiydi. Titanic'in buzdağına çarpmasından tam 10 dakika önce. İşte bu sebeple Titanic'in yardım çağrısını alamayan Kaliforniya'nın facianın yaşandığı yere gitmemişti. Uzmanlara göre Titanic'e bu kadar yakın olan Kaliforniya'nın eğer yardım çağrısına karşılık vererek kaza yerine gitseydi Titanic yolcularının neredeyse tamamı kurtulabilirdi. Üstelik Kaliforniya'nın Kaptan Köşkü'ndeki 3. süvari Titanic'in hızla buzdağı bölgesine ilerlemekte olduğunu ışıklarından görmüş, durumu kaptana bildirmişti. Kaptan Stanley Lord da ışıldak aracılığıyla transatlantikle ilişki kurmasını önermişti. Bu yolu birkaç kez deneseler de Titanic gönderilen ışıklı mesajları tam anlamıyla asla takmayarak buzdağı bölgesine girmişti. Ve sonuç hepimizin bildiği gibi. Geminin hafifçe yana yatması Titanic'in yolcularını korkutmaktan çok şaşırtmıştı. Ne olduğunu öğrenmek için güvertelere çıkarlarken asla panik yapmamışlardı. Çünkü hepsinin inandığı tek bir şey vardı. O da Titanic'in batmayacağıydı. Titanic buzdağına saat 23.40'da çarptığı halde can filikalarının örtülerinin çıkarılması emri gece yarısını 5 dakika geçe verildi. Tayfalar örtüleri çıkarırken gemi orkestrası da neşeli bir parçayı çalmaya başlamıştı. Daha sonra tehlike roketi atıldı ve durumun ciddiyetini gösteren bir gürültü patladı. Yolcular ilk kez o zaman tehlikede olduklarını anlamaya başladılar. Kaptan Smith önce kadınların ve çocukların filikalara binmesini emretti ve artık ölüm Titanic yolcuları için uzakta değildi. Telsiz odasında sürekli olarak CQD işareti gönderiliyordu. CQD zamanın deniz imdat çağrısıydı. Ancak uluslararası bir komisyon bunun yerine SOS işaretinin kullanılmasında kısa bir süre önce karar almıştı. Böylece telsiz odasında işaretin değiştirilmesine karar verildi. Ve tarihte ilk defa SOS işareti gönderilmeye başlandı. 5-6 gemi olay yerine hareket etmişlerdi. Ama Titanic'e en yakın olan iki gemi imdat çağrısını almamıştı. Kaliforniya'nın telsizcisi uyuyordu ve 60 mil uzaklıktaki Karpatya Transatlantiği'nin telsizcisi de odasında değil, Kaptan Köşkü'ndeydi. Telsiz odasına döndüğünde ise saat gece yarısını çoktan geçmişti. Telsizci bölgede olduğunu bildiği yeni Transatlantik'e selam göndermek için telsiz başına geçtiğinde ilk duyduğu şey SOS, buzdağına çarptık, derhal yardıma gelin olmuştu. Saat 2'de Titanic telsizcisi gemiyi terk edin, herkes başının çaresine baksın emrini aldı. Ama emre itaat etmeyip son dakikaya kadar SOS göndermeye devam etti.
Titanic'i en son terk eden filikalardan birinde Amerika'ya kocasının yanına giden 24 yaşındaki Emily Richards ile kucağındaki 10 aylık çocuğu George da vardı. Daha sonra Titanic batarken gördüğü manzarayı şöyle anlatacaktı. Gemiden ayrıldık. Deniz insan ve enkaz doluydu. Bazıları suya atlamış ve yardım istiyorlardı. Su buz gibiydi. Onları almak istedik ama filikamız zaten aşırı doluydu. İşte tam da böyle. Filikalar gemiden uzaklaşırken kurtulanlar ancak bir kabusa ait olabilecek manzarayı korkuyla izliyorlardı. Titanic saat 2:20 geçe hızla batmaya başladı. Orkestra ise hala çalıyordu. Ama bu kez neşeli parça sona ermiş, yerine bir ilahi başlamıştı. Pervaneler suyun yüzeyine çıktığında güvertelere ve küpeştelere tutunmuş yüzlerce insan görünüyordu. Saniyeler içinde birer birer denize düşüyorlar ve ölümle yüzleşiyorlardı. Uzaktan gök gürültüsü gibi bir ses duyuldu diyor Emily Richards. Işıklar söndü, bir daha yandı ve sonra yanmamak üzere söndü. Geminin kıçı havaya dikildi ve Titanic böylece sessizce gözden kayboldu. Filikalar şafak sökene kadar kaza yerinde dönüp durdular. Sabah Karpatya'ya yetişip yolculardan 710'unu denizden topladı ve 15 Nisan 1912 Titanic'in battığı tarihi olarak kayda geçti. Sınıf farkının bedeli. Titanic faciasından erkeklerin %20'si, kadın ve çocukların %70'i kurtulmuştu ve kurtulanların çoğunluğu birinci sınıfta yolculuk edenlerdi. Birinci sınıf yolcuların yaklaşık %60'ı kurtulabilmişti. Filikalara binmekte onlara öncelik verilmiş ve birinci sınıf yolcuların çocuklarının tümü hayatta kalabilmişti. Gemideki 4 asansörden 3'ü birinci sınıfta yolculuk edenlere, sonuncusu ise ikinci sınıfta yolculuk edenlere ayrılmıştı. Faciadan ikinci sınıf yolculardan yalnızca %36'sı kurtulmayı başarırken, üçüncü sınıf yolculardan ancak %24'ü kurtulabilmişti. Yani sınıf farkı Titanic'te de kendisini göstermiş, daha iyi bir yaşam kurmak umuduyla ABD'ye göç eden 3. mevkideki daha yoksulların payına bir kez daha ölüm düşmüştü. Gemide büyük bir can telaşı yaşanırken Kaliforniya'da kaptan köşkünde olanlar Titanic'i uzaktan dürbünle seyrediyorlardı. Kendileri gibi onun da buzlar arasında hareketsiz kaldığını görmüşler, uzaktan titreyen ışıklarına bakmışlardı. Işıldakla ilişki kurmaya çalışmışlar ama yanıt alamayınca vazgeçmişlerdi. Saat 0:45'te havai fişek atıldığını da görmüşler ama bu durumu önemsememişlerdi. Atılan havai fişekler acil durumlarda kullanılan kırmızı yerine beyaz olduklarından gemidekilerin eğlence düzenlediklerini sanmışlardı. Saat 2:20'de uzaktaki ışıkların söndüğünü fark etmişler fakat yine bir şey yapmamışlardı. Bu sebeple daha sonra İngiltere ve Amerika'da soruşturma açılmış, roket işaretlerine yanıt vermediği için Kaliforniya'nın kaptanı Lord kınanmıştı. Kaptan Lord 1962'deki ölümüne kadar haklı olduğunu kanıtlamaya çalışmıştır. Soruşturmada Kaptan Smith'in de güneye dümen kırmamak ve hız kesmemekle hata işlediği saptanmıştı. Ancak o zaman bu tür davranışlar yaygın olduğu için suçlu bulunmadı. Şu çok üzücüdür ki, eğer Kaptan Edward Smith Titanic faciasında ölmeseydi, Titanic'in ilk seferinden sonra emekli olacaktı. Yaşananlar üzerine İngiliz Soruşturma Komisyonu bazı önemli öneri kararları aldı. Bir geminin can filikası adedinin tonuna değil de taşıdığı yolcuya göre hesaplanmasını, telsizin başında gece gündüz nöbet tutulmasını kararlaştırdı. Bundan böyle tam yolla buzdağı bölgesine girecek bir kaptan ihmalcilikle suçlanacaktı. Ama bütün bu önlemler hayatını kaybedenleri geri getiremezdi. Ne gariptir ki çok benzer bir felaketi Morgan Robertson Titanic'ten 14 yıl önce yayınlamış olduğu Futility isimli romanında dile getirmişti. Morgan Robertson kitabında o güne kadar yapılmış en büyük ve en lüks transatlantiğin Southampton'dan New York'a çıktığı ilk seferinde Kuzey Atlantik'te buzdağına çarptığını, su kesimi altından yara aldığını ve yeterli can filikası bulunmadığı için çok büyük insan kaybına neden olduğunu yazmıştı. Üstelik romandaki teknenin adı da Titan'dı. Düşündürücü bir benzerlik değil mi? Kesinlikle öyle. Bu konudaki fikirlerinizi veya bilgilerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Evet, bir dokümandan bu defalık bu kadar. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.